Paris, aşağı iner misin? Paris, gel. İn aşağı, ben çıkaracağım seni. Selamun aleyküm arkadaşlar. Hepiniz hayırlı günler. Şimdi Paris'i, Oscar'ı ve Venue'yu dışarı çıkaracağım. Normalde hep ayrı ayrı içeri koyuyorum bunları. Paris'in zannediyorum kızanı bitti. Ama bu kızan döneminde gerçekten büyük hasımlar edindi. Boss ayrı hasım oldu. İşte Raskol. Bu arada küçük kutuyla kapıştı. Küçük kutunun ayağını ısırdı. Küçük kutu yağmurdu birkaç gün. Küçük kutuyu hep içeri koyuyordum. Sıkılmasın diye. Yanına işte burada kiti Venüs koyuyordum ama bugün Paris'i de koydum yanına. Paris'in de kızanı bitti herhalde. Şimdi hep kapıyı açacağım komple. Görmüş olacağız. Paris'ten artık herkes peşine takılmayı vazgeçsin. Düşünün, Paris dışarıdayken Paris yanına gittiği zaman boss çıldırıyor. Gel bakalım, hadi gel. Hadi küçük kutu, sen de sik çay bakalım. Küçük kutu topallıyor. Küçük kutu ayağından yarayı aldı. Bakın. Hemen Mars ayağını... Bak, Paris kapıyı nasıl açtı, gördün mü? Aferin Pali, gel. Kitty, gel buraya. Evet. Evet, gördüğünüz gibi Paris zaten herkese dalıyordu. Evet, araba yukarı çıkıyor. Evet, oradan çıktı tarafa gel de şu şeyi görsün. Bakalım boss. Gel Paris, gel buraya. Pali gel. Escobar. Evet, şu an hepsini dışarı çıkardık. Görmüş olduğunuz gibi Paris'in kızanı bitti. Paris biraz sinirli. Biraz agresif ama Al Capone. Kızan dönemini helal olsun Paris'e. Yani bu kadar burada erkek köpek var. Hiçbirine pas vermedi arkadaşlar. Hepsine saldırdı, hepsine daldı. Bir tek Pars Reis ona hiçbir şey demedi. Pars da çiftleşti zaten. İnşallah güzel yavruları olur. Mekanı birçok gece zaten akşam bir al Escobar'a bak ya. Oradan atacak atma. Esko! Ne yapıyorsun orada? Çıkaracağım seni, dur oğlum. Esko'yu da oraya aldık. Jack Russell'lar burada dursun dedim. Gerçekten arkadaşlar kızan zamanları çok zor oluyor. Özellikle boz. Yani daha yavru olmasına rağmen bu kadar saldırganlaşması. Paris'i burada Pars'ta gezerken görüyor. Oradan pırlıyor ona. Bir değişik şeye girdi. Bugün o da hiç umursamadı. Herhalde artık kızanın bittiğini herkes anladı. Kimse Paris'in yanında daha durmuyor. Şimdi sanırım herhalde Kitty'ye biraz şey yapıyorlar. Kitty'nin kızanı geliyor herhalde. Esko, ne yapıyorsun oğlum? Esko. Birazdan arkadaşlar hepsini sıra sıra çıkartıyorum. Yani şu anda böyle diyelim bir saat bunlar burada dolaşsınlar. Sonra bunları içeri alıp Escobar'ı salacağım. Dışarı salacağım. Sonra burada duracak biraz. Yani sabahleyin başlıyorum. Temizlik yaparken Baron'la başlıyoruz. Salıyorum. Escobar, Escobar, işte Al Capone. Sonra öğleden sonra tekrar aynı şekilde. Geçen bir tane hikaye attık arkadaşlar. Hemen şu Baron'un kulübesinde. Yani baktım 200-300 tane yorum olmuş. Hatta TikTok'taydı. Biz zaten hani espiritüel şeyler yaptığımızı biliyorsunuz. Böyle makara yapıyoruz. Köpeğime cinler musallat oldu. Öyle deli deli hareketler yapıyor ya. Yani tabii herkes yorum yapıyor. Köpek kulübeden hiç çıkmıyor bilmem ne falan diyenler de oluyor. Onlar tabii bilmedikleri için öyle yazıyorlar ama köpeklerin her gün gezinti yaptığını, mekan içinde salındığını, dışarıda salındığını bilmiyorlar. Ayrıca kafesinin küçük olduğunu yazıyorlar. Yani orası
5-6 tane köpek sığacak bir kafes. Yani bazen 3 tanesi 4 tanesi bir kafesin içinde yattığını görüyorsunuzdur videolarda. Baron bakın şu an oradan konuşanlara bile buradan şey yapıyor, kızıyor. Ama işte Ada Türkiye'ye geldiği zaman iyi gününe denk gelmişti. Çok kızıyorum ona. Şuradan o geçen insanlar hep tanıyor mesela. Onlara sürekli dalmak istiyor. İlginç yani. Her neyse biz şimdi ara ara salıyoruz. Birazdan da Escobar'ı, bunlar biraz daha dolaşsın. Escobar'ı salacağım. Normalde yürüyüşteydik. Şimdi Lady Mady, işte Pablo, onlar dolaştı. Korsanı da salacağım. Bazen korsanı da çok görmüyoruz videolarda diyen arkadaşlar. Yani korsan orada. Korsan! Korsan! Gel korsan! Korsanı görsün. Gel korsan! Hani oğlum benim? Borazan korsan. Bakın korsan orada. Yalnız şöyle bir şey var. Yani onu görmüyoruz, bunu görmüyoruz. Bak. Yani ben korsan çıktı şimdi bir video çekelim olmuyor yani. Hep bunlar denk geliyor videolar. Şu an mesela oturdum bu Pars'ın şey mevzusu var. Yani kızan Pars'ın bitti yani kızan mevzusu. Çiftleştiler. Zaten bir gün gece Instagram'da canlı yayın yapıyordum. Ben temizlik yaparken gece temizliği yapıyorum. Bir baktım burada çiftleşmişler. Yani enteresan şeyler yaptı Pars. Aslında en değişik olanı da şu. Yani Pars'ın burada mesela ben Al Capone'u yürütüyorum. Pars görüyor buradan mesela. Pars'ı içeri koyuyorum. Al Capone'la Paris'i çıkartıyorum. Yani Pars aldı Paris'i, gitti o Al Capone'un orada çiftleşti. Yani gözünün önünde dedi ki bu benim dedi. Şu aşağıda çiftleşti. Şu, Pablo'nun orada zaten çok kaldı. Orada çok çiftleşti. Yani şu en alt katta. Sonra buraya koydum burada şu o kafeste. Yani her yerde çiftleşti ama Al Capone'un gözünün önüne gitmesi, yani Al Capone'a mesajı verdi yani bu benim dedi. Şimdi bakalım ne olacak? İşte herhalde 2 ay, yani şimdi bu video belki 4-5 gün sonra yayında olacak. Yani herhalde 2 ay sonra inşallah sağlıklı bebeleri göreceğiz. Çünkü arkadaşlar aylar öncesinden, hatta yıllar öncesinden bile Pars'ta Paris'in yavrularını bekleyenler var. Biz de onları işte söz verdik. Hatta mama alanlar var. İşte onları vereceğiz. Yani düşünün. Bebeklerin maması alınmış, yiyilmiş, bitmiş. Hala yavrular olmamış. Ben hatta geçen bir arkadaşımız var. Özellikle onun çocukları da çok bekliyor. İşte Bahçeli'de evi var güzel ama yaklaşılın. Yani Pars'ın yavrularını bekliyorlar. Bu yaz döneminde kızan gelmedi. Herhalde ben sordum. Birkaç tane de arkadaş var. Dişi jakrasılı var. Hatta Pars'ta çiftleşecek bir jakrasıl var. O da geldi. Kızan dönemi biraz bu havalar, işte nem bilmem sıcaklık jakrasılları etkilemiş. Diğer köpeklerin de kızanı gelmedi. Şimdi havalar normale döndü. Biraz daha soğudu. Şimdi herhalde onların da kızanı gelir. Aslında Reyna'nın kızanının gelmesini de bekliyorum. Reyna'yı Baron'la çiftleştireceğim. İlk bir amatörlüğü Baron'la yaşasın. Sonra profesyonellik doğurmasında Rascol'le inşallah çiftleşecektir. Şimdi küçük kutu nerede? Küçük kutu gel bakayım. Gel. Küçük kutu yanlış yaptı arkadaşlar. Normalde küçük kutuyu şöyle bir mevzu oldu. Gel. Pars nerede? Pars gel. Bak Pars daha hiç yaklaşıyor mu? Pars gel Pars. Gel Pars. Gel bakalım gel. Pars bundan sonra yavaş yavaş su bidonundan turşu bidonuna dönecek herhalde. Gel. Küçük kutu gel. Küçük kutuyu normalde arkadaşlar dışarı bıraktık.
dışarı bıraktık. Yani Paris'e zaten yaklaşamıyor. Paris mesela orada, buradan çaktırmadan bakıyor ona zavallı. Ama Pars ona bakmasını da istemiyor. Paris'in çişini bile koklatmıyor ona. İşte ben şurada tam arabayı yıkıyordum. Onlar burada bir yerdeydi yani. Uzaktı mesafeleri. Pars onu kovaladı. Küçük kutu terse düştü. Normalde küçük kutu Pars'la kapışıyor ama bu kızan zamanı Pars Mars'ı, küçük kutuyu gebertti bu sefer. Hatta Mars'la kavga ederken küçük kutu geldi Mars'a, Pars'a daldı. İkisi bir oldu. Ben hemen ayırdım onları. Ben buradan koşana kadar küçük kutu da Pars'ı ısırdı ama Pars onun ayağını ısırdı. Şimdi topallıyor. Ayağında ufak bir yara var. Küçük kutu gel. Gel Pars, gel bakayım. Pars gel. Gel. Hani Pars. Gel. Buraya gel. Pars buraya gel. Pars gel bakayım. Pars gel. Hani Pars? Hani Pars gel. Sen gel. Mars çık. Pars gel. Aferin benim. Pars'ın Raskol'den kalan yaraları da iyileşiyor. İyileşti sayılır. Yani Pars arkadaşlar gerçekten burada çatışmadığı kimse kalmadı. Boss'la kafa kafaya şey yapıyorlar. Yani bana dua etsin. Hep kurtarıyorum bunu. Hep erken yetişiyorum. Ama tabii ki artık böyle şeylerin olmaması lazım. Çünkü özellikle Raskol ve Boss çok tehlikeli. Yani bunlar zaten arkadaşlar diğerleriyle, mesela Baron olsun, Pablo Escobar, yani ona zarar verecek korsan, mesela korsanla da çok dik gitti. Raskol ve Boss yavruydu diye çok şey yapmıyorduk ama artık onlara da dikkat edeceğiz. Onlarla da hiç muhataplığı olmaması lazım. Özellikle bakın dışarı çıkardığım zaman onları kafese alıyorum. Dışarıda rahat rahat dolaşsınlar diye. Ama kış sezonu yaklaşıyor. Kış sezonunda burası büyük ihtimalle Boss'a kalacak. Raskol'le şu an anlaşıyor ama ileride tabii aralarında şey olacaktır. Raskol'ü dışarı bıraktığım zaman asma masma her yeri aşağı döküyor. Çok acayip yaramaz. O neydi? Motor çalışınca köpek kırılıyor zannediyorsun.